Sayın Başkan hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın da bir kongremiz var. Evet, yıllardır hizmet verdiniz. Bir mesajınızı da alalım. Ve spor severlerimize buradan Pazar Genç FM adı altında duyuralım. Evet. Teşekkür ediyorum. Her başlangıcın bir sonu vardır. Dolayısıyla Pazar Spor Kulüp Başkanı'nın da bir gün son bulacağını bilerek bu işi yıllardır yaptı. Toplamda 16 yıl ama başkanlık öncesinde de başkanların daha solunlu ekonomik olarak daha fazla taşın altına sonra elimi koydum, hatta ucumu koydum. 25 yıl şeyde kastettik, Pazar Spor Kulübü'ne karşılıklı hizmet anlamında büyük hizmetler vardı, büyük eserler kazandı. Sportif anlamda kalıcı bir kulüp olduğuna. İlk yıllarda deplasmanlara gittiğimizde pazarın en takımı dendiğini çok sıklıkla sorular karşılaşırken son yıllarda Pazar Spor'un bir damga vurduğunu, Rize'nin bir ilçesi olduğunu, spor camiasına nakşetti. Dolayısıyla Pazar Spor Kulübü kurumsal alanına da elimizden geldiğince iyi yönetmeye çalıştık. Ama ekonomik anlamda zaman zaman destekler alsak da bu çok zor ve altından kalkabilecek öyle kolay bir iş değil. Büyük özveriler de bulunduk. Zaman zaman kendimize zarar verdik. Son zamanlarda bu zararın daha da arttığını gördüm. Ve dediğim gibi her başkanın bir son olacağı gibi benim de başkanın bir son olması lazımdı. Bu yıl aslında devre arasındaki olağanüstü kongrede bir karar almıştım. Arkadaşlarımız yani küme düş poposatında bir takımı bırakıp küme düşüren bir başkan olarak anılmak istemiyorsan mutlaka devam et bizim deyip Pazar'da yeni arkadaşlar, İstanbul'dan eski arkadaşlar bir araya geldik. Olağanüstü kongre güzel bir birliktelikle yarattığımız sinerjiyle de siz de gördünüz. İlk yarı 15 puanla da takım ikinci yarı. 32 puanla şampiyonluk takımın olduğu puanı kadar puan aldık. Önemli bir ivme yakaladık. Yani korkulu rüya görmeden çok zor bir dönemde göçebe, neredeyse göçebe maçlarımızı oynadığımızda çok iyi biliyorsunuz. Öyle bir sezonu alnımak ile bitirdik. Görevimizde yarın yapacağımız genel kurulda son buluyor. Yarın çok önemli değişiklikleri yaptık. Aday olma olanların önünü açtık. Pazar Spor Kulübü'ne genel kurulunun çok önemli bir kurulu. Pazar Spor Kulübü'nün en önemli kurulunun genel kurulu olduğunu hissettirmek için geçmişte yaptığımız tüzük değişiklikleriyle Pazar Spor Kulübü'nün genel kurulunun ne kadar değerli olduğunu da yarın göreceksiniz. Üye olup da aidatını ödemeyen sırtılamayacağı işte söz sahibi olanların ancak Pazar Spor Kulübü'ne bir aidat kadar destek olmayanların bu sözle seçimde söz hakkı olmayacağını da göreceksiniz. Dolayısıyla umarım bundan sonraki genel kurul üyeleri olup genel kurul üyesi olacaklar da onlar bu kulübe sahip çıkarlar. Umarım genel kurulun teveccüh göstereceği yönetime de bu kulübün onursal başkanı olarak genel kurul desteği elimden geldiğince imkanların ölçüsünde de geçmiş lira yaptığım gibi ne yapacağım. Ben seçilecek olan arkadaşlara benden aldıkları bayrağı daha yukarılara çıkarma adına başarılar diliyorum. Bunlar ne kadar yukarı çıkarlarsa ben o kadar mutlu olurum. Çünkü o zaman geçmişte yaptıklarının bir anlamı kalır. Ne kadar iyi şeyler yapmışım ki temelini ben atmışım diyebilirim. Başarısız olmaları beni üzer. Bunun için başarılı olmaları için de elimden gelen desteği ve çabayı mutlaka göstereceğim. Emin olsun bütün camiamız. Pazar Spor Kulübü'nün genleri sağlamdır. Geleceği de aydınlıktır. Yarınki genel kurulun huzur içerisinde Pazar Spor camiasına yakışır. Sakinlikli ve olgunlukla geçmesini temenni ediyorum. Tüm camiamıza Pazar Spor'u gönülden karşılıklı sebeple tepki ve saygılarımı sunuyorum. Size de aracılık ettiğiniz teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Başkanım. Teşekkür ederim.